Gençler! Bir daha geçmeyin buradan. Görmüyor musunuz? Polis kordonu çekti. Pardon abi. Burası kestirme diye buradan geldik biz. Kestirme mestirme yok abicim. Kapattık biz burayı. Hadi ikileyin bakayım. Tamam abi, pardon. Bir daha görmeyeyim sizi burada. Allah Allah. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun başkomiserim. Nedir durum? Asayiş Berkemal başkomiserim. Bugün elimize Marazeli'nin İstanbul'a geri döndüğü yönünde bir istihbarat ulaştı. Gözünüzü dört açın. Her an için gelebilir. Baş üstüne komiserim. Esra, hadi gel biz bir içeriği kolaçan edelim. Bu kapak nedir? Bu Marazeli'nin İstanbul'u soyup soğana çevirdiği çete günlerinde bizi aldatmak için kullandığı gizli tünelin bir girişi Esra'cığım. Nasıl aldatıyordu ki bizi böyle? Biz Marazeli'yi gayet uslu, işinde gücünde, burada elemanlarıyla birlikte araba yıkayan, ekmek parasını kazanan bir adam sanırken, Marazeli ve adamları geceleri kimselere görünmeden bu kapaktan inip, buradan arka sokaktaki hastanenin altına bağlanan bir tünelden geçip, hastanenin acil servis kapısında kendilerini bekleyen ambulansla soygunlar yapmaya gidiyorlardı. Bu sırada bizim kapı önünde nöbet tutup 24 saat onları gözleyen arkadaşlar da Marazeli'yi odasında uyuyor sanıyorlardı. Vay be, ne büyük tezgah kurmuş adamlar. Sen ne diyorsun? Bir ara bizim organize şubenin tek işi Marazeli ve çetesini çökertmekti. Ne oldu peki sonunda? Esra'cığım, biz hala kimi yakalamaya çalışıyoruz?
Bir şey soracağım. Dikkat ettiysen mekandaki bütün kapılarda mühür var. Ama bu kapakta ne kilit var ne mühür. Haklısın.